Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda kul hakkı nasıl ödenir? Bununla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Malum insanın üzerinde bir takım haklar var. Bu haklardan bir kısmı kendisiyle alakalı. Nefsimizin bizim üzerimizde bir hakkı var. Öte yandan Allah'ın bizim üzerimizde hakkı var. İbadetler gibi, muamelata dikkat etmemiz gibi, emir ve yasaklara riayet etmemiz gibi. Öte yandan alakadar olduğumuz, bizimle bir şekilde münasebeti olan insanlara karşı da bir takım haklarımız var. Hukukullah, hukuku ibad gibi bunlara isimler veriliyor. Hukukullah, Allah'ın hukuku, Allah'a ait görevlerimiz. Hukuku ibad ise kul hakları. İşte kul hakları noktasında özel bir hassasiyet gerekiyor. Evet, bir insan kendi nefsinin kendisi üzerindeki haklarına riayet etmeli. Öte yandan Allah-u Teala'nın üzerimizdeki hakları nelerse onları yerine getirmeli. Ama bir de diğer insanların bizim üzerimizde hakları var. Bunlar da ihmal edilmemeli. Bu ne gibidir? Ben bu münasebetle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz bir defasında "Menil müflis?" diyor. Müflis kimdir? Bilir misiniz? Sahabeler diyorlar ki bize göre müflis malı mülkü varken bunları kaybetmiş olan kimseye denilir. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir açıklama getiriyor. Ümmetimden asıl müflis odur ki bir takım salih amelleri olmuştur ama kötü işleri de vardır. İşte falana iftira etmiştir. Filanın gıybetini yapmıştır. İşte falanın malından çalmıştır. Bu gibi kul haklarına girmiştir. Böyle olunca diğer aleme gidildiğinde diğer alemde bu insanlar ondan alacaklarını alırlar. Ama onun sevapları yetmediği zaman diğer insanların günahlarından bunun sırtına yüklenir. İşte diyor ümmetimden asıl müflis olan budur. Burada şunu görüyoruz. Demek ki birisinin gıybetini yapmışsak, ardından iftira edecek şekilde konuşmuşsak veya malını çalmışsak, bu gibi kul hakkına giren şeyleri yapmışsak, bu çok büyük bir vebal ve bir insan bu gibi günahlarla diğer aleme gittiğinde kendi sevaplarını bunlara vermiş oluyor. Ve sevapları böyle gittikçe eriyor. Öyle ki sevapları yeterli olmadığında bu defa onların günahlarından bunun sırtına yükleniyor. Ve o insan diğer aleme müflis olarak gitmiş oluyor. İşte kul hakları bu derece önemli, bu derece insanın manevi hayatında etkili. Günümüzde mesela trafik kuralları var. Bir insan trafik kurallarını ihlal ettiğinde başkalarına zarar veriyor. Onun geçmesi gerekirken siz böyle birden fırlayıp geçseniz ya bir kaza olabilir veya en azından onun hakkına bir tecavüz olur. Veya diyelim hastanedesiniz. Hastaneye gittiğinizde orada belli bir sıra var. Sıraya girdiğinizde kimsenin hukukuna tecavüzünüz olmaz. Ama oradaki insanı diyelim tanıyorsunuz, görevliyi tanıyorsunuz. O önden bir sıra size ayarlıyor. Son gelen siz olmakla beraber en önlerde hemen içeriye giriyorsunuz. Bu diğerlerinin haklarına saygısızlık olur. Kul hakkına girmek olur. Orada bekleyenlerin günahı ne? Erzincan'da görev yaparken bir defasında hastaneye gitmiştim. Normal sıraya girdim, bekliyorum. Tanıyanlardan bir tanesi, "Hocam," dedi, "siz de mi sıraya giriyorsunuz?" Ben gülerek şunu söyledim. Dedim, "Önümüze geçmesinler, biz buna razıyız. Normal sıramıza razıyız. Belki bazılarını görsek bizi öne alabilirler. Ama böyle bir şeye tevessül etme cihetine gitmedik. Çünkü bu gibi durumlarda elbette diğerlerinin de üzerimizde hakkı oluyor. Bu tarz haklarla diğer aleme gitmek güzel bir şey değil. İşte hayatımıza şöyle bakacak olursak bu tarz pek çok insan hakları ihlalleri görürüz. Kul hakları ihlalleri görürüz. Adamın diyelim keyfi yerinde, gece vakti müzik setini son ses açmış, mahalleliye dinletiyor. Bu uygun değil. Bırakın şarkı türküyü, Kur'an-ı Kerim bile açmış olsa bu da uygun değil. O vakitte uyuyan vardır. O vakitte ilmi çalışma yapan vardır. O vakitte daha başka
meşguliyeti olanlar vardır. Bir insan kendi evinde kendi duyacağı kadar açar, çevreyi rahatsız etme hakkı yoktur. Öte yandan diyelim kapalı bir mekanda bir tanesi sigarasını tellendirdi. Bu da kul hakkına tecavüzdür. Oradaki insanları pasif içici haline getirmektir ve oradaki insanlar bundan zarar göreceklerdir. Ve onlar bundan memnun değil. O duman altında kalmaktan memnun değiller. Dolayısıyla başkalarına bu tarzda zarar verme hakkımız olmamalıdır. Ve o şekilde toplumu rahatsız etmeye hakkımız yoktur. Öte yandan bir başkası diyelim içkisini içti. Dışarıda böyle bağırıyor. Veya bağırmasa bile en azından nefesi kokuyor. Ona muhatap olan insanlar rahatsızlık duyuyor. Buna da o insanın hakkı yoktur. Ve mesela bir ailede olabiliyor kötü bir manzara ama diyelim baba içki içen birisi. Aynı sofrada çocuklarına o içki kokusunu koklatmak, haram şeyi onları da adeta ortak yapmak bu uygun bir manzara değil. Kendisinin zaten bundan uzak kalmaya çalışması lazım bu bir. En azından başlangıç itibariyle çocuklarının bundan bile haberi olmayacak şekilde onun zararından çocuklarını uzakta tutması lazım. Bu da bir sorumluluk duygusunu gerektirir. Ama maalesef insanımızın pek çoğu bu gibi sorumluluklardan uzak kalmış. Kendi günaha girdiği gibi kendi aile fertleriyle o günahı paylaşmak adeta bazılarına mutluluk verir hale gelmiş. Ve bu konuda belki şu ölçüyü bilmemizde de fayda olabilir. Es-sebebu kel-fail. Sebep olan o işi yapmış gibidir. İşte eğer bir insan içki içiyor, etrafındakilere kötü örnek oluyor, onların da içmesine vesile oluyorsa, sarhoş ettiği kişiler sayısınca o insanın vebali vardır. O insanın sorumluluğu vardır. Diğer alemde ona göre bunun hesabı vardır. Daha bu tarzda kul hakkını ihlal şeklinde pek çok şeyler çevremizde görebilmekteyiz. Herhalde insanımıza verilmesi gereken en önemli mesajlardan birisi birbirimize karşı haklarımızı bilmek, saygılı olmak ve başkasının hak ve hukukuna tecavüz etmemek. Mesela وَلَا تَجَسَّسُوا Kur'an-ı Kerim'in bir hükmü. Yani başkalarının gizli hallerini araştırmayın. Herkese kendi aybı yeter. Yani hangimiz incelenecek olsa hepimizin bir takım hataları çıkabilir. Ama büyük zatlar başkalarının hatalarıyla uğraşmak değil, kendi hatalarını görmeye çalışmışlar. Küçük insanlar ise kendilerine toz kondurmuyorlar. Hep böyle karşılarda hata görmek, başkalarının gizli hallerini araştırmak gibi durumlara girebiliyorlar. Halbuki kamil bir insan وَلَا تَجَسَّسُوا ayetini bilir, başkalarının gizli hallerini araştırmaz. Ve başkalarının kötüye yorumlanabilecek bir takım durumları varsa mümkünse iyiye yorumlamaya çalışır. Yani diyelim birisini kahvanede gördü. Onu kahvaneye düşmüş bir kimse olarak hemen görmek yerine herhalde bir dostunu ziyarete gitti. Bunu iyiye tevil etmek, hemen kötüye yormamak en güzelidir. Yoksa suizan esas olur ve suizan eden suizanına maruz kalır. Başkalarını ayıplayan bir kimse kendisi ayıpladığı hali yaşamadıkça bu dünyadan gitmezmiş. Evet, herkesin bir takım ayıpları vardır ama bunu başkalarının yanında teşhir etmek, bunu başkalarının yanında başkalarıyla paylaşmak uygun değil. Mevlana Celaleddin Rumi şöyle söylüyor: başkalarının ayıplarını örtmekte gece gibi olun. Yani gece siyah kefeni, yani siyah örtüyü diyelim, siyah örtüyü her tarafa örter ve o gecenin karanlığında bir şey görülmez. İşte bir insan başkalarının ayıplarını örtmede gece gibi olmalı. Onları başkasına göstermeye çalışmak değil, mümkünse gizlemeye çalışmalı. Kendi ayıbıyla meşgul olmak zaten o insana yeter. Bunu böyle yaptığında kul haklarına tecavüz etmeden selametle şu dünya hayatını geçirebilir. Diğer aleme rahat bir şekilde gider, huzurlu bir şekilde gider ve diğer alemde hesabı çok kolay olur. Cenab-ı Hak bizleri hesabı kolay olanlardan eylesin. Ve son olarak belki şunu da dememde fayda vardır.
Birisinin eğer hakkına tecavüzümüz olmuşsa, gıybet, iftira veya başka benzeri bir şekilde, o kimseyle gidip helalleşmek lazım. Veya diyelim onun malından haksız bir kazancımız olmuşsa bunu geri ödememiz lazım. Gıybet etmişsek senin gıybetini yapmıştım hakkını helal et demek gerekir. Ne gibi üzerimizde hakkı varsa mümkünse dünyadayken gidip helalleşmek. Vefat etmişse de onun adına iyilikler yapmak ve o şekilde diğer aleme bunu bırakmamak gerekiyor. Yoksa Allah korusun diğer alemde müflis olabiliriz. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.